Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Şimdi haberler. Balıkesir merkeze bağlı Akçaköy'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin verilerine göre deprem yerin 10.3 kilometre derinliğinde yaşandı. Saat 9.20'de gerçekleşen ve merkez üssü Akçaköy olan depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi. Kent merkezinden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Irak'ta şiddet devam ediyor sayın seyirciler. Başkent Bağdat'ta bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlatması üzerine 22 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi ise yaralandı. Saldırı askeri bir eğitim kampı yakınlarında gerçekleşti. Bu nedenle ölü ve yaralıların çoğunluğunun eğitim alan askerlerden oluştuğu bildirildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Başbakan Nuri El Maliki, El-Kaide ve müttefiklerini yok etme sözü verdi. Askeri yetkililerse çatışmaların devam ettiği Anbar eyaletinde durumun ordu lehine geliştiğini belirtiyor. Anbar eyaletinde son 10 gündür yaşanan çatışmalarda en az 60 kişi hayatını kaybederken 300 kişi ise yaralandı. Pakistan'a geçiyoruz. Pakistan'ın Karaçi kentinde dün polise yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir emniyet müdürü ve 3 polis hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Pakistan'ın ekonomik başkentlerinden biri olan Karaçi'de ölen polis müdürü Taliban'a yönelik yaptığı operasyonlarla tanınıyordu. Karaçi'de geçen yıl şiddet olaylarında 2500 kişi hayatını kaybetti. Üç Kürt kadın devrimci için defnedildikleri yerde Dersim, Mersin ve Elbistan'da anma etkinlikleri düzenlendi. PKK'nın öncü kadrolarından Sakine Cansız için memleketi Dersim'de anma etkinliği düzenlendi. DÖK öncülüğünde gerçekleştirilen anma etkinliğinde cemevi önünde toplanan çok sayıda kişi Cansız'ın mezarına yürüdü. Yürüyüş ardından kadınlar Cansız'ın mezarında mumlar yaktı, kırmızı karanfiller bıraktı. Dersim Belediye Başkanı Edibe Şahin, üç kadın devrimcinin mücadelesine değindi. Konuşmalar ardından niyazlar dağıtıldı. Niçin katledildiklerini anlayarak yaşamımızı örgütlememiz gerekiyor. Mücadeleyi büyütmemizin sözünü ve yürüyüşünü yapmamız gerekiyor. KNK Paris temsilcisi Fidan Doğan içinse doğduğu köy olan Elbistan'ın Hançıplak köyünde anma etkinliği gerçekleştirildi. Barış Beldesi Cemevi önünde bir araya gelen çok sayıda kişi Hançıplak köyüne hareket etti. Köye ulaşan binlerce kişi buradan Fidan Doğan'ın mezarına doğru yürüyüşe geçti. Ve mezarlıkta bu görüntüler ortaya çıktı. DTK eş başkanı Aysel Tuğluk, Paris katliamının hesabını Kürt kadınlarının soracağını belirtti. Ardından Doğan'ın mezarına karanfiller bırakıldı. Leyla Şahin'le meclise Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı. Mezarlıkta konuşan Baba Cumali Şahin'lemez, Türk devletinin Kürt halkını katliamlar ile bitiremeyeceğini belirtti. Konuşmalar ardından kitle Leyla Şahin'lemez'in mezarı başına giderek karanfiller bıraktı. Paris'te katledilen 3 kadın devrimci için dün gece de eylemler vardı, devam etti.
Agirne'nin Panos ilçesinde BDP Gençlik Meclisi ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi öncülüğünde meşaleli yürüyüş düzenlendi. Van'da ise Haçurt Mahallesi'nde bir araya gelen YDGH ve YDGK üyeleri meşaleli yürüyüş düzenledi. Polisin saldırdığı eylemde gençler polise öz savunmayla karşılık verdi. BDP Dersim Genç Kadın Meclisi katledilen 3 kadın devrimciyi anmak için meşaleli yürüyüş düzenledi. Meşaleler yakan kadınlar Mavi Köprü üzerinden cansızın anısına Munzura karanfil attı. Kürt gençleri 3 kadın devrimci için Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Dağlıoğlu, Anadolu ve Şakirpaşa mahallelerinde eylemlerdeydi. Günlerdir eylemlerde olan Silopili gençler de dün gece 3 kadın devrimci için yürüdü. Ankara'da ise BDP Kadın Meclisi meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sakarya Caddesi'nde Kadın Meclisi adına yapılan açıklamada Paris katliamının kadınlar şahsında aynı zamanda Kürt halkına ve önderliğine karşı gerçekleştirildiği belirtildi. 3 kadın devrimci için İzmir'de de eylem vardı. BDP il binası önünde bir araya gelen barış ve demokrasi güçleri Fransa konsolosluğuna yürüdü. Yürüyüşün ardından konsolosluk önüne siyah çelenk bırakıldı. Aydın, Kocaeli ve Adana'da da 3 kadın devrimci için eylem ve etkinlikler düzenlendi. Roboskili aileler her hafta olduğu gibi bu hafta da adalet arayışını sürdürdü. Aileler 106. haftada Gülyazı Tugay Komutanlığı'na yürüdü. Hepimiz Zakire, Leyla Leyla'yız. Sen siyah azadi, sen siyah azadi. Aileler bu sloganlarla Gülyazı Tugay Komutanlığı'na ulaştı. Aileler adına haftalık değerlendirmeyi Veli Encü yaptı. Encü, Genelkurmay Başkanlığı'nın askeri savcılığı tarafından alınan takipsizlik kararını hatırlattı. Roboski katliamının üzerinden 2 yıl geçmiş, yargının, hukukun geldiği nokta kazayla öldürdük. Usule uygun operasyon yaptık. Kusursuz katlettik. Askerin suçu yok. Ölenler suçlu. Soruşturmaya takipsizlik kararı ve sonuç adaletsizlik tablosu. Bir başka adaletsizlik tablosunun yaşandığı Paris katliamı. 3 Kürt devrimci kadının Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez tam 1 yıl önce hain bir planla katledilmiştir. Roboskili aileler olarak katliamcı zihniyeti lanetliyor, tüm katliamların faillerinden hesap sorulması için Kürt halkını birlik ve beraberliğe çağırıyoruz. Bilinmelidir ki Roboski ve Paris katliamlarının hesapları sorulmadığı sürece başka katliamların yaşanması an meselesidir. Biz Roboski'li ailelere... Kürdistan'dan Latin Amerika'ya geçiyoruz. Kolombiya devrimci silahlı güçleri FARC ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor. FARC'ın geçici ateşkes ilanına rağmen ordunun düzenlediği operasyonda 3 FARC gerillasının hayatını kaybettiği açıklandı. Katledilen gerillalardan birinin Romana Kod adlı Doğu Cephesi komutanlarından Henry Castellanos Garzon olduğu iddia edildi. Öte yandan Kolombiya Liberal Partisi gerilla örgütleri FARC ve ELN'ye seçim döneminde ateşkes çağrısında bulundu. FARC ile Kolombiya hükümeti arasında süren barış görüşmelerinin yeni turunun ise Küba'nın başkenti Havana'da 13 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
Cezaevlerinde tutsaklara yönelik işkenceler en üst boyutlara tırmandırıldı. Tutuklu hükümlü aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu TUHATFED Başkanı Zübeyde Teker 84 cezaevinde 7000'in üzerinde siyasi tutsağın temsilciliğini yaptıklarını hatırlattı ve artan baskıların kaynağına değindi. Sizin de bildiğiniz gibi 84 tane cezaevinde 7000 üzerinde siyasi tutsağın temsilciliğini yapıyoruz. Ve son dönemlerde bu 84 cezaevinin en azından %50'sinde sorunlarla karşı karşıya kaldık. Buradaki sorunların temelini idarenin keyfi uygulamaları oluşturuyor. Kendine göre dizayn etme çabası oluşturuyor. Tabii bu hükümetin politikalarından bağımsız ele alınabilecek bir durum değil. Gelinen aşamada da siz de biliyorsunuz en son Batman, Siirt, ondan önce Muş gibi cezaevlerinde de birçok eylem ve etkinlik yapıldı. Bir direniş sergilendi. Buradaki temel şey anlaşılması gereken şu, halen 12 Eylül zihniyeti zindanlarda sinsi bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Halktan koparılmaya çalışılıyor siyasi tutsaklar. Onların sesi kısılarak içeride teslim almaya dönük bir sürü yol ve yöntem izleniyor. Nedir bu yol ve yöntem? İşkence bir yöntemdir, kötü muamele bir yöntemdir, sosyal hakların kısıtlanması bir yöntemdir. Halkların Demokratik Partisi 59 ilde yerel yönetimde alternatif olmaya hazırlanıyor. HDP'nin yerel yönetimlerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Yurdusev Özsekmenler yerel yönetim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yurdusev Özsekmenler yerel yönetimlerde mevcut merkezi yönetim anlayışına karşı temel felsefelerinin kadın erkek eşitliği, ekolojik yönetim, katılımcılık ve yerel meclislerin inşası olduğunu söyledi. Özsekmenler, eğer özerklik üzerine yerel politikamızı yürütmezsek biz de tekçi zihniyetin altında eziliriz. Bu yüzden kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz sloganıyla yerel seçimlere giriyoruz dedi. Mevcut sistemi diktatörlük olarak tanımlayan Özsekmenler, Türkiye'de yaşanan siyasi kriz, yolsuzluk ve sorunlara çözüm sağlanamaması, merkezi yönetim anlayışının toplumun ihtiyaçlarını karşılayamamasının sonucudur dedi. HDP'nin inanç, kimlik, cinsiyet gibi tüm farklılıkları gözeterek yol alacağını ifade eden Özsekmenler, demokrasiden yana olan kesimleri HDP çatısı altında birleşmeye çağırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder olduğunu söyleyen Özsekmenler, HDP'nin adaylarını resmi olarak 17 Ocak'ta Ankara'da açıklayacaklarını söyledi. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın geçtiğimiz aylarda önerdiği Demokratik İslam Konferansı'na ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ocak ve Şubat ayında Ahmet, Van, Rıha, İstanbul ve Ankara gibi merkezlerde panel ve forumlar gerçekleştirecek. Konferans çalışmaları kapsamında bu ana kadar yaklaşık 25 ilde ön ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirildi. Önümüzdeki haftadan itibaren ise paneller ve çalıştaylar yeniden başlayacak. Bu kapsamda 12 Ocak'ta İstanbul'da, 19 Ocak'ta Ankara'da, 25 Ocak'ta Ahmet'te, 26 Ocak'ta Van'da ve 1 Ocak'ta Rıha'da paneller ve forumlar gerçekleştirilecek. Bu panel ve forumlara hem Kürt İslami çevreler hem de Türkiye'nin diğer İslami çevrelerinden katılımlar olacak. Demokratik İslam Konferansı Hazırlık Komisyonu üyesi Ayhan Bilgen, konferans içeriğinin bu yerel toplantılarda ortaya çıkacağını belirtti. Konferansı Şubat ayının sonunda yapmayı hedeflediklerini dile getiren Bilgen, sadece tartışmaların yapılacağı bir konferans değil, bir iradenin ortaya çıkacağı ve olgunlaştırılacağı bir konferansı gerçekleştirmeye çalışacağız dedi. Medine Sözleşmesi ve... Son haberimiz, Suriye'deki kimyasal silahların imhası işlemine başlandı. Küçük parçalara ayrılan kimyasal silahların imhasında Almanya'da yer alıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin'de yaptığı açıklamada teknik kapasitesi olan hiçbir ülkenin kimyasal silahların imhasından kaçınmaması gerektiğini kaydetti ve Almanya'nın da bu konudaki sorumluluklarını yerine getireceğini ifade etti. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de Almanya'nın kimyasal silah imha edebilecek güvenli teknolojilere sahip olduğunu ifade etti.
Aşağı Saksonya eyaletindeki Münster kentinde GEKA kimyasal silah imha merkezi bulunuyor. Kimyasal silahların Münster kentinde imha edeceği duyuruldu. Silahların imhasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de görev alacağı belirtildi. Haber bültenimiz sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın sayın seyirciler.